Bu eğitimde basit bir RSS uygulaması oluşturuldu ve son adım olarak bunun yayınlanmasına sıra geldi. Uygulamanın son halini açmak için şekildeki dosyayı açın. Uygulamayı dağıtmak için iki yöntem bulunmaktadır. Uygulamayı dağıtmadan önce debug versiyonundan release versiyonuna geçmek gerekir. Ardından Build menüsünden Build Solution komutuna tıklayın. Bu komuta tıklandığında uygulama derlenecek ve özel bir yayın klasörüne kaydedilecektir. Bu klasöre ulaşmak için proje adına sağ tıklayın ve Open Folder in Windows Explorer komutuna tıklayın. Derlenmiş olan tüm kodlar Bin klasörü içinde yer almaktadır. Burada bulunan Relays klasöründe uygulama dosyasını görebilirsiniz. Bu klasörü masa üstüne kaydedin ve uygulamayı çalıştırmayı deneyin. Gördüğünüz gibi uygulama, istenilen yerde çalıştırılabilmektedir. Uygulamalarınızı kurulabilir halde tek bir dosya olarak da yayınlayabilirsiniz. Bunun için proje içinde bulunan Properties alanına çift tıklayın. Açılan pencereden Publish sekmesine ardından da Publish Wizard düğmesine tıklayın. Pencerede ilk görüntülenen alan Setup dosyasının nereye oluşturulacağı ile ilgilidir. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Next düğmesine tıklayın. İkinci alanda kullanıcıların uygulamayı nereden kuracağı ile ilgili seçenekler çıkar. Buradan üçüncü seçeneği seçin ve Next düğmesine tıklayın. Uygulamanın internet üzerinden güncelleştirme yapıp yapmayacağını soran ekranda ikinci seçeneği seçin ve Finish düğmesine tıklayın. Açılan klasör Setup dosyasını gösterecektir. Bu uygulamayı Setup düğmesine tıklayarak da kurabilirsiniz. Install düğmesine tıkladığınızda uygulama kurulacak ve çalıştırılacaktır. Bu şekilde kurulum yaptığınızda uygulamanın kısa yolu başlat menüsüne de eklenecektir. Uygulamayı derlemeden önce şirket ismi, yayımcı bilgisi gibi bilgilerin de eklenmesi gerekiyor. Fakat bunlar yapılmadığı için varsayılan değerler kullanılmıştır. Başlat menüsüne baktığınızda Microsoft klasörü altında uygulamayı görebilirsiniz. Uygulamayı kaldırma işlemini diğer programlarda olduğu gibi yapabilirsiniz.